Merhabalar arkadaşlar, günaydın herkese. Dün entegrasyon kursundan kağıdım gelmiş saat 12.30, saat kaç civarı? Akşam civarı. Saat 12.30'a randevu vermişler. Şimdi entegrasyon kursuna gidiyorum, bakalım neler olacak. Herhalde beni mülakata alacaklar zannedersem. O mülakata göre de ona göre derecelendirip İşte başlangıç seviyelerinde olan kurslardan bir tanesine verecekler. Etrafı da göstereyim dedim size. Bizim evin oraları. Hava yine soğuk ama dün değil evvelsi gün daha çok soğuktu. Alışmaya çalışıyoruz işte. Gerçi İstanbul'da zannedersem soğukmuş. Kar gelecek diyorlar ama buraya da 3-5 gün sonra kar yağacak diyor hava durumu. Bakalım artık. Kursa gidelim bakalım. Yaklaşık 2-2,5 aydan beri bekliyordum. Kurs haberini. Çok yoğunluk varmış. Yabancılar şubesinden kağıt gelmemişti. İşte o kağıdın geldikten sonra şimdi işte yola koyulduk. Kağıdımız da burada. Zannedersem beni en başlangıç seviyesine verdiler diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla başlayalım da. Çünkü dil olmadan burada hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarımda da söylemiştim. Gerçekten hiçbir iş yeri size iş vermiyor. Türk arkadaşlar, Türk dostlar da burada var ama maalesef hem çok çalıştırıyorlar hem az maaş veriyorlar. O yüzden bir yere girecektim yine böyle iş için. 1400 euro maaş dedi. İşte 12 saat çalışıyorsun, cumartesi de var. Pazar iş yok. Ama bayağı bir yorucuydu yani. Depoculuk yapıyordum. Sıkıntılıydı. O yüzden ben dedim çalışmam böyle işte. Çünkü Almanya'da 8 saatten fazla çalışmak yasak arkadaşlar. Yani 8 saatten fazla çalışıyorsanız mesai alıyorsunuz. Evet. Türk arkadaşlarımızın yanında da çalışınca o da yok. Mesai de yok. O yüzden dedim ben çalışmam. Şimdi işte Almancamızı öğrenelim. Almanca öğrendikten sonra daha inşallah güzel İşler çıkarsa ya da işimin yanındaki işe girebilirsem iyi olacak. Gerçekten burada yaşıyorsanız arkadaşlar dilini öğrenip daha sonra da Almanların yanına girmeye çalışın. Almanların yanında çalıştığınız zaman gerçekten çok rahat bir iş ortamı var. Ben daha önce de Türkiye'de Alman firmasında çalıştım. Gerçekten güzel yani çalışma sistemleri. İşçiye davranışlar olsun, maaş yönünden olsun, çalışma saatleri yönünden olsun. Yine her yerde böyle parklar arkadaşlar. Bizim evin yanında da park var böyle. Şu ilerisi de göl. Şu park acayip çok var ya. Berlin'in %48'i galiba şeymiş. Radyo dinledim de ben de. %48'i yeşil arkadaşlar. Biz şimdi çok ben İstanbul'dan geldiğim için çok beton arama olduğu için İstanbul yeşil çok fazla yok. Ortaköy'de bir Yıldız Parkı vardı. Buralarda acayip bir yeşil var. Gerçekten Almanlar yeşile acayip bir önem veriyorlar. Yani benim duyduklarıma göre bahçendeki ağacı bile kesmen yasak yani. Biri şikayet ederse ceza yersin. Bir de böyle grafiti yapıyorlar Berlin'de genelde. Bilmiyorum başka şehirlerinde var mı ama Berlin'de çoğu yerde grafiti var. Tren istasyonları, metro istasyonları her yerde grafiti yapıyorlar. Yani buraya geldiğinizde Almancanızı öğrenip
Almanların yanına girmeye çalışın çünkü iş ortamı onların yanında daha iyi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Grafiti. Acayip bir grafiti yapıyorlar burada. Her yerde grafiti ya. Aslında yasakmış bunları yapmak ama işte ne zaman yapıyorlarsa artık. Şu anda gittiğimiz nokta Alstad'a doğru gidiyoruz. Şu anda Alstad buranın merkezi oluyor işte. Alstad. Bayağı bir düzenli buralar arkadaşlar. Herkes nizami şekilde, kalabalık yok. Metrolar, otobüsler yoğunluk yok. İşte şurada oteller falan var. Biz şimdi yoğunluğa alışmışız. İstanbul'dan geldik. Böyle tenha her yeri görünce, trafik yok, insan kalabalığı aşırı derecede yok. Ya değişik oluyor gerçekten. Burada da göl var böyle. Şöyle bir kafeterya var burada. Ya burası da Alstad'ın girişi. Birçok girişi var da bizim evden geldiğinizde buradan geliyorsunuz. Enteresan tipler de var işte böyle. Geldiğimde herkes genelde böyle lambaya basıyor. Buradan böyle herkes öyle İstanbul'daki gibi yola atlayayım, şey yapayım olayı yok arkadaşlar burada. Etrafı görüyorsunuz değil mi? Bomboş. Tırların, otobüslerin kendi şeritleri var her zaman. İşte bisiklet yolları olsun. Zaten bisiklet çok kullanılıyor burada ama Hollanda'da aşırı derecede kullanılıyormuş. Giden arkadaşlar söylüyor. Hollanda'da otobanda bile bisiklet şeridi varmış adeta. Burada görmedim otobanda. Çevre yolunda da görmedim ama normal şeylerde var. Burası da Alstad'ın girişi. Burada da metro istasyonu girişi. U-Bahn. Hava o kadar soğuk ki. Gerçi daha da soğuklar varmış burada ama ben daha çok aşırı derecesi soğuk görmedim. Ama Türkiye iklim olarak buradan daha sıcak iklim sahibi olduğu için bana açıkçası burası bile soğuk geldi yani. Şurada kilise var böyle. Burada işte berberler var. Kuaförler. Şu anda şeydeyiz. Alstad'dayız. Bayinat'ın zamanı burada Noel Pazarı kurulmuştu. Çok güzeldi. Sonuna kadar burada bu yolun sonuna doğru çıkınca alışveriş merkezi arka adım var oraya doğru. En sonunda Luna Park yapmışlardı. İşte Noel Pazarı küçük küçük evler yapmışlar, satış yapıyorlardı burada.
Benim entegrasyon kursu da zannedersem burada. Ben şöyle bir Hallstatt'ın merkezine doğru gideyim. Hem size orayı göstermiş olurum. Hem de biraz hareket olur. Hava soğuk diye fazla dışarı çıkmıyorum arkadaşlar. Bayağı bir soğuk. Ya bana göre soğuk. Geceleri -4'e düşüyor bazen. Belki kar yağsa biraz yumuşacak ama kar yağmadığı için. Geçen sene çok daha fazla kar varmış geçen seneye göre. İşte küresel iklimden dolayı zannedersem arkadaşlar. Türkiye'de haberlerde izliyorum. Burası da merkez. Türkiye'de haberlerde izliyorum. Doğu tarafına falan yağmur düşmüyormuş arkadaşlar. Küresel ısınmadan bahsediyorlar. Sıkıntı gerçekten ya dünya için. Burası kocaman bir meydan böyle. Alışveriş yerleri falan var. Genelde şuradaki çam böyle arada sırada çalıyor. Değişik yapmışlar böyle. Genelde bu binaların ikinci, üçüncü katları, dördüncü katları hep doktor muayenehane arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Zaten sigortanız var. Burada geliyorsunuz. Devlet size sigortanızı, her şeyinizi yapıyor. Entegrasyon kursunu da bu arada. Entegrasyon kursunu devlet karşılıyor yine. Yani burada devlet birçok şeyi karşılıyor arkadaşlar. Yani kimseyi sokakta bırakmıyor, aç bırakmıyor. Gerçekten böyle yani. Yine sakatlar için, engelliler için böyle asansör yapmışlar burada. Çocuklar için oynama yerleri yapmışlar yine. Yani diyeceğim genelde ikinci, üçüncü katlar hep böyle muayenehane. Muayenehanede işte gidiyorsunuz. Genelde herkesin sigorta kartı var. Ücretsiz yani. Aldığınız bazı ilaçlar da ücretsiz. Bazı ilaçlar özele girdiği için kendiniz ödüyorsunuz. Ama sağlık genelinde ücretsiz yani. Böyle burası meydan arkadaşlar. Saatimize bakalım. Saat 12, bir yarım saatimiz daha var. 12.30'da gelin dediler. Şöyle ileriden soldan yürüyelim, aralığa da göstereyim size. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Etrafta bir çöp falan yok yani. Çöp möp böyle pet şeymiş, oymuş, buymuş. Pet şeyler genelde geri dönüşüm. Hep geri dönüşüme gidiyor. Marketlerde falan hep makineler var. Geri dönüşüm atıyorsunuz. Her geri dönüşüm attığınız şişeden 25 cent ücret alıyorsunuz. Hem ondan dolayı hem de insanlar genelde çok saygılı olduğu için, herkes birbirine çok saygılı olduğu için öyle çöp atayım falan. Ya atanı da gördüler mi zaten, ceza yazarlar diye düşünüyorum. Ya da şikayet ederler. Kar yağdığında da böyle arkadaşlar. Genelde kar yağdığında geceliğin karı görüyorsunuz. Ondan sonra sabah bir kalkmışsınız, her yer tertemiz. İşçiler çalışıyor. Her yer tertemiz.
Burada indirimde olan mağazalar var. Fiyatlar da çok ucuz. 23 euro, 20 euro, 15 euro. Buradan böyle gittiğinizde arka adının alışveriş merkezine doğru gidiyorsunuz. Bayağı bir Türk var ama Berlin'de. 800-900 binden bahsediyorlar. 800-900 bin Türk'ten bahsediyorlar. Yani nereye gitseniz Türk çıkıyor karşınıza gerçekten. Taksici olsun, dönerci olsun, mağazacı olsun, çok var. Burası da Karstadt. Yavaş yavaş dönelim arkadaşlar. Kurs'a doğru gidelim. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.